Herkese tekrar merhaba. Bu videoda sadece doları konuşacağız. Dün demiştik dolar hakkında, sadece dolar hakkında bir video çekeceğiz diye. Uzun vadede dolar ne olur ona bakacağız. Şimdi öncelikle her zaman olduğu gibi yasal uyarımızı bir okuyalım. Daha sonra şurada teknik analiz eğitim kursumuz var bizim, biliyorsunuz. Bilmeyenler için söylüyorum. 4.000-5.000 liralık eğitim almanıza gerek yok. Burada çok güzel bir şekilde teknik analizi öğreneceğiniz bir kursumuz var. 299 yerine 249 liraya bu seti alıp bizim gibi bu şekilde eğitim vermek, teknik analizi öğrenmek, en önemlisi kendiniz için teknik analizi öğrenmek istiyorsanız videoların açıklama bölümünde detaylı bilgi var. Ulaşamazsanız da bana ulaşın, ben size yardımcı olurum. Hem şimdi hemen analizlerimize başlayalım. Şimdi dolar TL biliyorsunuz 7 TL şurası Brunson Tepesi. Buraya çıktıktan sonra dolar hakkında bir sürü şey söylendi. Efendim bazıları dedi buradan çakılacak 3 TL'ye. Bazıları dedi işte 12 TL'ye gidecek. Tabi bunda bazı yorumcuların, internette gezilen insanların daha doğrusu siyasi görüşleri etkili oldu bu hedefleri vermekte. Bazıların işte ekonomik veriler, bazıları işte algoritma dedi, bazıları bilmem neye dayandı. Herkes bir şeylere dayanarak dolar hakkında atıp tuttu açıkçası, veyahut da kendilerince bir bilgiye göre dolar hakkında konuştular. Dediğim gibi bazıları siyasi görüşlerin etkisinde kalarak bunu yaptı. İşte 3 TL'ye inecek diyenler de, 12 TL'ye çıkacak diyenler de, hani ben gördüm ki işte 12 TL'ye gidecek diyenler siyasi iktidara, şu an iktidara karşı hani onaylamayan, 3 TL olacak diyenler de onaylayan insanlardı. Ya açıkçası hani kendileri neye göre, hani dinledim işte biri ekonomik veriler haklı olarak onu gösteriyor. İşte 12 TL olacak diyor ama tabii ki siyasi iktidara karşı olduğu için onun etkisi olabilir mi olmaz mı, o onların vicdanında olan bir şey. Aynı şekilde 3 TL'ye gidecek diyenler de. Fakat ben şimdi şundan emin olmanızı istiyorum. Ben bu analizi yaparken ben iktidar karşıtı da olabilirim, sevmeyebilirim, sevebilirim. Bunu size asla yansıtmayacağım. Teknik analize, yani bu analize de kesinlikle ve kesinlikle yansıtmayacağım. Siz benim hani hangi görüşte olduğumu bilmeyeceksiniz. Gerek de yok zaten. Teknik analiz zaten tamamen objektiftir. Yani duygulara yer yoktur. Teknik analiz kimsenin duygularına göre gitmez. Veyahut da bir insan kendi duygularına göre, düşüncelerine göre, hani ne bileyim işte siyasi görüşüne göre mesela veyahut herhangi bir farklı bir şeye göre yorumluyorsa o teknik analiz yapmıyor demektir. Ben şahsen bu kanalda hiçbir zaman size siyasetten bahsetmedim. Siyasete girmedim. İşte benim siyasi görüşümü hiç bilmediniz, bilmeyeceksiniz de şimdilik en azından şey yapmayı düşünmüyorum. Zaten gerek de yok. Şimdi biz burada sadece teknik analiz yapacağız. Daha biraz da dünyada gelişen olaylara bakacağız ve dolar ne olacak, nereye gidecek? Teknik analiz ışığında, daha çok %90 teknik analiz ışığında buna bakacağız. Bakalım işte dolar 12 TL mi olacak, 3 TL mi olacak? Şu an hala diyen var, işte 12 TL olacak diyen var, 3 TL olacak diyenler de var. Fakat benim argümanım, ben şahsen ya benim vereceğim hedefler 12 TL ile 3 TL değil. İşte 5 TL mi olacak? 5 üstü veya 9.30 TL mi olacak? Şimdi beraber ona bakacağız. Teknik analiz ve olaylar bize ne anlatıyor? Çok fazla uzatmadan değinmek istiyorum. Ona göre bu çok önemli. Dinleyin, takip edin. Çünkü doları takip etmeniz gerekiyor. Ne iş yapıyorsanız yapın, mutlaka doları takip etmeniz gerekiyor. Şimdi daha önce dolar için ne demiştik ve ne oldu? Kısaca bir ona değinip daha sonra analizimize geçeceğiz. Şimdi dolar buradan düştükten sonra ben şahsen doları fazla takip etmiyorum. Ben dolarda hani bu bir spekülasyon da değil, manipülasyon hiç değil. Zaten benim manipülasyon yapma gücüm yok şahsen. Ben zaten dolar alıp satan bir insan değilim uzun zamandır. Benim şu an dolarım falan yok. Almayacağım da, almayı düşünmüyorum. Ha çok olağanüstü bir şey olursa belki düşünebilirim. Fakat o şimdilik dolar almayı zaten düşünmüyorum. Dolarda işlem yapmıyorum. Onu bilerek beni dinlemenizi istiyorum. Ona göre siz de siyasi görüşlerinizden sıyırın. Ona göre dinleyin. artık ne dersem diyeyim, siz de saygı duyun. Çünkü ben burada siyasi herhangi bir şey söylemiyorum. Teknik analiz ışığında konuşacağım. Çok uzattım. Şimdi geçelim. Şimdi dolar TL şuralardayken, daha 7 TL'lere çıkmadan önce dedik ki, bu geçmiş videolarımızda var. Ondan sonra Facebook hesabımızda var. Dedik ki dolar TL şu tepeyi tamamlar. Brunson tepesine gidecek. 7.24-26'lara gidecek dedik ve orayı tamamladı. Orayı tamamladıktan sonra 7.27'ye kadar tam olarak çıkmış. Biz 7.26 diyorduk. 7.20'ye kadar çıkmış, gördüğünüz gibi burayı tamamladı. Şu çanağı. Bu çanağı da size çizeyim. Ortalama şu şekilde, pardon. Hatta şunu şey yapalım. Şurada bir ihlal var. İhlal diyelim ona. Şunu şöyle kapatırsak, düz olması açısından şu şekilde 7.20'ye koyalım burayı. Bakın şu gördüğünüz büyük bir çanak. Brunson tepesi ile, buna da biz Corona tepesi diyelim artık. Öyle bir ismi yoksa da biz koymuş olalım. Brunson tepesi ile Corona tepesi arasında şöyle bir hareket var gördüğünüz gibi ve tamamlayacak dedik. Tamamladı, üstüne attı. Aynı şekilde tamamladıktan sonra, şu çanağı tamamladıktan sonra sert diyebileceğimiz bir hareket yaptı. Şimdi aşağı inerken daha 7.080 desteğimiz vardı. Onun üstünde kaldığı sürece yukarıya devam edecektir dedik. Fakat orası kırılırsa, aylar önceki analizimize bakarsanız dedik ki şurada inecektir. Ya buradan aşağı doğru veyahut inip buraya bir kulp yapacak dedik. Yani bunların hepsi benim analizlerimde, işte geçmiş videolarımda bakabilirsiniz. Facebook hesabımda da aynı şekilde. Şu an ismimiz değişti. Para Taktik'tik, işte para ve borsa dili olarak değiştirdik. O çok önemli değil. İsimler değişir fakat biz gene aynıyız. Dedik ki şurada, hatta rakamda vermiştik. Burada düşüp 6.65'e kadar düşüp buraya bir kulp yapıp yukarı gidebilir. Eğer böyle şey yaparsa gidecektir dedik. Nitekim öyle oldu. Biz 6.65 hedefini vermiştik. Hatta şöyle bakarsak daha net görmek için. Bakın burada baktığımızda 6.68'e kadar gelmiş. Bakın oraya iğne atmış. Biz dedik ki 6.65 ama o 6.68'e kadar, gördüğünüz gibi şurada gelmiş. 6.68, 6.69'lara kadar gelmiş. Aynı şekilde dediğimiz gibi burada kulp da yapmış. Yani bu kulptan başka bir şey değil. Çok da güzel bir kulp yapmış buraya. Şunu şöyle yaparsak hatta. Şuraya da bir çanakımsı bir hareket şöyle çizersek. Şu şekilde, burası da kulpun, çanağın kulpu diyelim. Şimdi burada dolar 9 TL'ye mi gidecek? 5 TL'ye mi inecek? Bakalım. Bakın şurada bir çizgi var. Şuraya bir çizgi çekelim. Şöyle bir dakika. Ortalama 7.20. Pardon, olmadı. 7.26. Bakın en, hatta en düşük seviyeye koyayım. Ya ortalama şuralar işte. Bakın burası neye denk geliyor? 7.32. Şunu şöyle açalım. Şu çanağın ağzı, gördüğünüz gibi şurası. 7.21, 7.20 pardon. En kötü 7.20. Bakın 7.20 çok önemli bir destek şu an. Neden önemli? Çünkü burası kırılırsa doların yönü netleşecek. Ve ben şurada şu analize baktığım zaman ne görüyorum? 7.21'in üstünde gördüğünüz gibi, şöyle haftalıkta bakarsak kaç hafta kapanış yapmış? Bakın 7.20 çok önemli bir destek. 1, 2, 3 hafta, neredeyse 4 hafta 7.20'nin üstüne kapanış yapmış. Bir aylık, şöyle aylığa da çevirirsek neredeyiz? Bakın bir aylık kapanış yapmış. Bu dolar için pozitif, bizim için negatif bir durum. Neden? Çünkü biz zaten doların yükselmesini asla istemiyoruz. Ben zaten hem işlem yapmıyorum, işlem yapmasam da dolar yükselince dolaylı olarak da zaten bize yansıyor. Biz hiçbir zaman doların yükselmesini istemeyiz. Ama şu analiz bize şunu gösteriyor. Şu an dolar güçlü duruyor. Çünkü dünyada dolar değer kaybederken bizde değer kazandı. Dolar endeksi yüzlerden 92'lere kadar geldi fakat bizde yükseldi. Bakın burada teknik analize göre baktığımızda bunun hedefi ne olur? Yukarı yönlü bakalım, sonra aşağı yönlü bakarız. Şimdi ilk önce şu kulpun hedefi. Tek tek anlatıyorum size. Daha sonra bunları hatırlar beni anarsınız. Güzel bir şekilde tabii. İlk önce şuranın hedefi. Şu kulpun hedefi kaç? 7.78, 7.79. Bakın burası çok önemli. Şunu da şöyle uzatayım. Bakın şunu da şöyle uzatayım. Uzanıyor mu? Uzanmıyor. O zaman şöyle uzatalım. %7.79. İkinci hedefi büyük çanak, asıl büyük çanak hedefi şurası. Şunu da şöyle şuraya koyayım. Evet, bakın şuraya şunu da çizeyim. Şöyle bir yatay atayım şuraya. Bakın 9.20, pardon, olmadı. Niye olmadı? Ortalama bir çizgi atalım. Evet. Bakın dolar 7.20 üstünde kaldığı sürece, bakın bir aylık kapanış yapmış. 4 haftalık kapanış yapmış. Bu süre uzadıkça, 7.20'nin üstünde kalma süresi uzadıkça ilk önce gideceği hedef 7.79. Daha sonra burası kırılırsa, ki kırılacağını düşünüyorum eğer böyle giderse. Yok, burası önemli, şöyle diyeyim. İnşallah değişir de kırılmaz. Burası birinci önemli noktamız, burası. 7.79. Burası da kırılırsa dolar TL'nin uzun vade dediğim bu senede gitmez. Ha, ekstra bir olay olur, o farklı bir şey. Fakat önümüzdeki sene 2021 yılının sonuna kadar eğer böyle giderse veya 2020'ye 22'ye de sarkar. Ya zaman vermek doğru değil açıkçası. Uzun vadede bir seneden fazla bir süre, 2 sene belki. Ya çok da hani 3-4 sene dersek zaten diyeceksiniz ki kardeşim yani belki illaki bir gün gidecektir. Fakat önümüzdeki sene, yani 2021 yılın sonuna kadar, hatta 2022'ye de sarkabilir. Zaman vermek istemiyorum ama buranın üstünde kaldığı sürece, 7.20'nin üstünde kaldığı sürece teknik analiz bana diyor ki, bakın benim duygularım demiyor, benim siyasi görüşüm demiyor. Teknik analiz bunu bana diyor. Bakın ben gördünüz çizdim, çizgiler bana burayı gösterdi. Ve dedi ki buranın üstünde kaldığı sürece 7.20'nin birinci göreceği hedef 79, orası kırılırsa kolay bir şekilde, orası daha da önemli olduğu için orası kırılırsa kolay bir şekilde 9.20 TL'ye, yani 9 TL 20 kuruşa dolar gidecek diyor bana teknik analiz. Ben demiyorum. Bakın size gösterdim, çiziyorum. Sonra bana işte sen şöylesin böylesin diye yorum yapmayın. Ben size teknik analizi söylüyorum. Ve ben burada herhangi bir siyasi görüşümü de belirtmedim. Belirtmiyorum da. Bakın ilk önce şurada kaldığı sürece gideceği hedef 7.79, daha sonra 9.20'ler. Ha, farklı bir şey olur. Bizim sevineceğimiz durum ne olur? Bizim sevineceğimiz durum 7.20'nin altına sarkması. 7.20'nin altına sarkarsa da tekrar şöyle, bakın şöyle çizeyim ben size. 5.14'lere gidebilir. Ama 7.20'nin altında kapatırsa. Fakat 7.20'nin üstünde kaldığı sürece bakın gitgide, yani geçen her gün aleyhimize. Neden? Çünkü geçen her gün dolar güçleniyor ve 7.20'nin üstünde kalıyor. Bu olumsuz, yani bu 9 liraya gideceğinin biraz işareti diyebiliriz. Fakat umarım hani başka bir şey olur ve 7.20 aşağı doğru kırılır. İlk önce 6.65, daha sonra 6.24, daha sonra da 5 liralara kadar gider. Bizim umduğumuz bu. Fakat teknik analize baktığımızda gördüğünüz gibi burada kaç hafta boyunca kapanış yapmış. Yani gitgide geçen her gün dolar 7.79'a ve 9 liraya gitme ihtimali daha da yükseliyor. Dolar aşağı düşmediği sürece. Ben bunu söylemek için bu videoyu çektim. Ona göre dikkatli olun. Bana soran herkese, işte hocam soruyorlar bana, buradan dolar alınır mı? İşte 6-7 liranın üstüne çıkmış. Ben herkese de diyorum kardeşim, ben şahsen hayatta buralardan dolar almam. Ha, eğer bir 5 yıl 10 yıl beklerim diyorsanız, hani ona göre ben doları işte alayım uzun süre kalsın falan diyorsanız o başka. Ama şu an kısa vade için ben kesinlikle hiç dolar almanızı tavsiye etmiyorum. Uzun vadede de tavsiye etmiyorum ama buradan alırsanız gene Brunson Tepesi gibi canınız yanabilir. Ben söylemek istediklerim bu kadar. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum. Lütfen yoruma yazın. Abone olun. Beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Beğenmiyorsanız beğenmiyorum tuşuna basın. Ona göre fikirlerinizi, eleştirilerinizi saygı çerçevesinde yapabilirsiniz. Ben her türlü eleştiriye açığım. Fakat dediğim gibi tekrar bir özetleyeyim. Şu çanağın teknik analizde hedefi 9 TL'dir. Şu kulbun hedefi 7.79 TL'dir. Buranın üstünde kaldığı sürece 4 haftadır üstünde kalıyoruz. İnşallah bir şey olur ve 7.20 altına sarkar. Önce dediğim gibi 6.65, sonra 6.20 ve yavaş yavaş 5 liralara kadar, yani 5-14'lere kadar umarım iner. Umarım daha da aşağı iner. Yani 4 lira 3 liralara da iner. Ama şu an pek öyle gözükmüyor. Dolar önümüzdeki yıllarda bakacağız, inşallah çakılır dolar, hatta ortadan yok olur gider. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. İşlemlerinizde dikkatli olmanızı öneriyorum. Abone değilsiniz, abone olun. Videolar beğeniyorsanız veya yorum yapacaksanız da saygı çerçevesi içinde yorumlarınızı bekliyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.